Güzel. Pandemiyle uğraşıyoruz. Biliyorum, biliyorum. Büyük sıkıntılar var. Onu da biliyorum. İnşallah hepsini aşarız. İnşallah. İnşallah hepsini İnşallah. Aşarız. İnşallah. Hayırlı işler sağ diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Bir şeyler ikram edelim. Şöyle buyurun lütfen. Eyvallah, sağ olun. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl işleriniz, iyi mi? Şükürler olsun diyelim. Güzel. Çok şükür diyelim. Öyle, öyle, öyle. Peki efendim, hoşça kalın. Sağ olun, teşekkür ederim. İşler güzel de masraflarımız evet. Çok ağır. Masraf. En çok masraf nedir? Ya gene de elektrik masrafı olarak. Elektrik yani masrafı. Şöyle şöyle bir durum var. Örneğin insanlar bir gün geçirmiyor. Örneğin faturanın günü istedikten sonra anında kesmeye geliyorlar. Esnafı evet. Buna kadar alıyor. Evet. Evet. Satışlar nasıl gidiyor? Satışlar normal yani. Normal, evet. Şey tabii siz dolar falan da kullanıyorsunuz. Dolayısıyla yani, elektrik masrafı yani biraz elektrik daha masrafı. Fazla oluyor. Evet, evet. Vergiler, algı. Evet. Yani normalde elektrik mühendisiyim ben. Evet, ya, öyle mi? Şeyini devam ettiriyorum da. Ya, ülkede üretim fabrika olmadığı için. Evet, evet. Ya evet. İşimizi şey yapamıyoruz. Daha sağlıklı götüremiyoruz. Yani. Şimdi bunun maaşını, maaş alıyordu, maaşını kestiler. 100 lira, benim maaşım 100 lira fark etmiş. 100 lira fazla maaşından dolayı bu çocuğun maaşını kestiler. Biz dünya devletler arasında diyoruz ki insan hakları, evet. İşte biz engelliye, özürlüye yardım ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde benim çocuğum da bir vatandaştır, bireydir, Down sendromludur. Biz ne yapacağız yani, bir 100 lira için biz bu çocuğu ne yapacağız yani? Benim çocuğum neden 100 liraya değişiliyor? O çocuğun aylığının kesilmemesi lazım. Evet, kestiler. Şimdi kime gitti? O aylığı Down sendromlu olduğu için devlet ödüyor. Evet. Sizin gelirinizden bağımsız olarak ödüyor. Ha, ödemiyor, kestiler. Evet, kestiler, yanlış. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Arkadaşlar not alsınlar. Tamam, not alsınlar. Telefonunuzu da yazın mutlaka, verin. Tamam. Biz onu araştıralım, telefonla size dönelim. Niye kesiyorlar? Sayın Başkanım, bu ben şunu söylüyorum. Evet. Bu evlatlarımıza biz sahip çıkacaksak Türkiye Cumhuriyeti evet. Olarak... Evet. Sosyal yardımlaşma, sosyal dayanışma. Evet. Bu çocuklar rendene git raporunu getir. Senelik raporunu getir. Ben evet. Doğum sendromlu kardeşim. Bu evet. Hastalık değişmez. Ömür boyu başlayacak, evet. Ölene kadar evet. Gidecek. Evet. Her gün ben ona Ahmet'e, Mehmet'e gidip de orada yazdık. O çocukla oralarda rapor almaya mecbur muyum? Hayır, değilsin. Bir sefer rapor alman yeterlidir. Çünkü dediğin gibi bu Down sendromlu çocuklar ömür boyu böyle. Ömür boyu böyle. Hadi git rapor. Evet. O gün gibi evet. Bir senelik evet. Raporunu al. Evet. Git ondan sonra git evet. Hasta. Biz az sonra rencide oluyoruz. Çocuk rencide oluyor. Durmuyor. Mağduruz efendim. Sosyal devletin onlara bakması lazım. Evet, aynen öyle. Yasak göstermesi lazım. Aynen öyle. Onlara bağlanan aylıkların kesilmemesi lazım. O hastalık devam ettiği sürece ki bu devam ediyor. Ömür boyu efendim. Ömür boyu bu çocukların hastalığı. Dünya tedavisini bulamamış. Evet. Öyle, öyle. Onun için sizler tamam. Dile getirirseniz tamam. Sizlere Türkiye Cumhuriyeti'mize, memleketimize, tamam. Milletimize şükran borçluyuz. Evet, tamam. Biz ne diyelim? Tamam, getireceğiz oldu. İnşallah. Şu anda en mağdur insan Türkiye'de esnaftır. Bitmiş esnaf şu anda bitmiş durumdayız. Evet. İnan gelirlerimizi karşılamıyor. Evet. Yani 5 senedir hazırda yiyoruz, hazıra daha dayanmaz derler ya, inan evet. Öyle yani. Evet. Başkanım, sizlerden yardımcı olmanızı bekliyoruz. Cenab-ı Allah inşallah sizleri de... İnşallah. Yani biz isteriz tabii. Esnaf bu memleketin temel direği, orta aynen direği. Aynen öyle. Tabii ki. Esnaf zarar ederse, esnaf geçinemezse, esnaf muhtaç duruma düşerse memleket için ya, felaket olur. Ya. Şu anda boşta gezen insanlar var. Benim iki çocuğum var. İkisi üniversite mezunu, inanmam. Bir tarafa giremedi. Evet. Ya. Az önce gördük, kasaplık yapıyor. Elektrik, elektronik ya. Bölümü. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden mezun, kasaplık yapıyorum. Ya. Başka çarem yok. Yoktu, yapacak bir şey yoktu. Evet, evet. Evet. İnşallah. Sizlerin de başarıyla gelirsiniz bugün. Yapacağız. İnşallah. Ama yani tabii destekleriniz de mutlaka. Size bağlı. Tabii. Sizlerin desteğiyle inşallah. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hayırlı işler. Emekte yaşa takılıyoruz. Başkanım. Evet. Bu konularda sizin sarı günleri çıktığınızda gündeme getirmenizi tekrar istiyorum. Evet. Bu bizim maymunluk kaç kişi var? Kaç kişi var emeklilikte yaşatılan? Epey vardır herhalde. Var başkanım. Var yani var, şu an için ben kendim olarak konuşuyorum. Evet. Bu Türkiye'nin sorunu başkanım. Evet, evet. Ne kadar süre daha çalışmanız lazım? 9012 gün yatmış benim günüm var başkanım. 9012 gün. Evet bakın buradan. Yani 9000 günü doldurdunuz. Evet. Evet evet. Bana diyor ki 54'te emekli olacaksınız. Evet. Ama ben de... Allah ömür verirse olacağız ama evet. Yarına çıkacağımız ne var? Evet evet. O yüzden evet. Bunu direkt getirmek. Çözülmesi lazım. Aynen abi. Tamam. Olsun. Sen geç. Şu an bizim kameraları göremedim ya.
Onlar içeri geçtiler herhalde. Pardon. Alperen abi şuradan geç. Evet Sayın Başkan. Bu imkanı sağlayın dedim ama. Elimizde ekmek götüremiyor Sayın Başkan. Evet maalesef. Burada buyurun çay ikram edelim Sayın Kahvecilerin Başkan. Kahvecilerin durumunu biliyorum. Yani gerçekten biliyorum. Çok sıkıntılı. Oynamadığı zaman. Biz elimizde ekmek götüremiyoruz. Ya. Bizleri düşünen yok yani. Küçük esnafın halinden anlayan yok Sayın Başkan. Evet evet. Yani sizlerin desteğini bekliyoruz Sayın Başkan. Size destek vereceğim. Bütün esnaflara destek vereceğim. Özellikle kahveci esnafının durumunun çok sıkıntılı olduğunu da biliyorum. Aşıyoruz, oyun oynamak yasak Sayın Başkanım. Evet, onların hepsini halledeceğiz inşallah. Allah razı olsun. İnşallah halledeceğiz. Moralinizi bozmayın. Sağ olun. Tamam, hadi bakalım. Eyvallah. Tayyip Erdoğan Oran sitesine ilk başlangıç geldiğinde ben orada çalışıyorum. Öyle mi? Evet. Evet. Gel geçmiş zamanını biliyorum. Evet, evet. Şimdi kendi uçtu gitti. Evet. Biz battık gittik. Neyse birileri uçuyor, birileri batıyor ama biz vatanları kurtaracağız yani. Tınasit bir arabayla geliyordu, orada kalıyordu. Evet, daha yeni parti açtığında. Evet, evet. Geçmişini biliyorum. Evet, evet, evet. Hani bir emeklere şey yaparsanız benim şeyim bu. Geçmişi unutmayın. Unutmadım. Ama geleceği güzel battık inşa edeceğiz. Battık. Yok, geleceği güzel inşa edeceğiz. İnşallah. Beraber inşallah. İnşa edeceğiz. İnşallah. Bakın, Kırıkkale emekler şehridir. İnşallah. Bütün emekler beraber olursa sorun i̇nşallah. Çözülür. Beraber siz çok güçlüsünüz. Bütün İnşallah. Emekler bir araya geldiğinde hakkınızı arayın. Biz sizin hakkınızı aramak için siz aradığınız zaman biz de sizin sözcünüz olacağız. İnşallah. Mecliste olacağız, İnşallah. Sokakta olacağız, dışarıda olacağız. Beraber halledeceğiz inşallah. 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 Günlük kazancı ne kadar tahmin? Günlük kazancım 150-200 arası. 150-200 evet. Yani Allah razı olsun. Belediye başkanımızdan olsun. Evet. Ekip arkadaşlarımızdan olsun. Yardımcı oluyorlar. Hiçbir zaman bize destekçi oluyorlar yani. Güzel, çok güzel. Yani olsun. Evet. Çoğu zaman böyle yani izin veriyorlar satmamıza. Evimize izin bir şekilde vermeleri lazım yoksa siz geçinemeyeceksiniz. Öyle başkanım. Tabii, bir şekilde evimize ekmeğimizi götürüyoruz. Evet. Yani evet, çocuklarımız, evet. ailelerimiz, eşimiz nasipleniyor. Sağ oluyorsunuz. Yani evet. Öyle başkanım. Sizlere simit ikram edebilirim. Simit buradan alıyorsunuz. Evet başkanım. Güzel. Bir yerden alıyoruz. 1,5'tan satıyoruz. Evet, evet. Yani bir şekilde mücadelemizi veriyoruz başkanım. Geçin hayat mücadelesi. Elhamdülillah başkanım. Güzel. Hadi bakalım. Allah razı olsun başkanım. Geçin simit ikram edebilirim. Alayım bir tane. Tamam. Başkanım. Tamam. Olmaz. Afiyet başlığı var. Evet. İki tane kızım var. Ellerinizin ufak. Allah bağışlasın. Onları resmi geçin. Biz çocuğu başkanım. Tamam. Allah bağışlasın. Allah razı olsun başkanım. Çok sağ olun. Size tekrar hoş geldiniz. Konya. Ağırlık Konya'da değil mi? Orada üretiyorlar. Evet. Evet, evet. Nasıl gidiyor işler? İşler bildiğiniz gibi. Ya Sayın. Biraz sıkıntılı. Memurun, emeklinin, işçinin iyi para alması lazım. Gelip alışveriş yapsın. Evet. Ayakkabı alsın. Çocuklarına ayakkabı alsın. Olmayınca da sıkıntı çıkıyor. İnşallah aşarız. İnşallah iyi olur. İnşallah aşarız. Biz size hayırlı işler diliyoruz efendim. Hayırlı işler. Biraz seri, biraz seri arkadaşlar. Görüntü bekar 3. Üç. Sadece genel başkanımız var. 3 çocuğunuz var. Basın resmi arkadaşlar. Karşıdan evet. alalım. Erdoğan başkanım. Emekliyi doldum. Sayın bakanım. Kaçta alıyorsunuz emekli aile? Olamadı. Sayın bakanım. Ha, olamadı. EYT'liyiz ya. Evet evet. Ya EYT'ye takıldım. Yaştan ötürü. Yaş var. Evet. Yaş 50-54. Prim ödeme gün sayısını doldurdunuz mu? 30 sene oldu. Efendim? 30 senelik hafızayım. 30 sene mi? Maşallah. Geçti. Peki efendim. Sen televizyonda konuştuk dedi. Sen benim bir abi baba olarak hoşuma gidiyorsun. Sağ ol. Biz çiftçiyiz. Bizim paramız, şeyimiz para etmiyor. Sen ne üretiyorsunuz? Ekin, nohut. Nohut evet. Bağ, bahçe. Onlarımız para etmiyor. Evet. Sen konuştuk da benim hoşuma gidiyor Sağ televizyonda. Sağ ol. Sen çok çok haklısın ama yanında olan kimse yok senin. Yani benim yanımda olan sizsiniz yani bu ülkenin. Tamam ben senin yanındayım da benimle olmuyor. Olmuyor. Böyle anlatacağız inşallah anlatacağız. Gençlerimiz olacak, hep bilek olacak. Gençler olacak, kadınlar olacak, erkekler, herkes olacak ki biz bu işi çözelim. Aynen bak köyden geldim, dolmuştan. Evet. Şurada Öteberi Kadın. Evet. Şu an Maydanoz Kadın. Evet. Ben köylüyüm. Kaç çocuğun var? 5 tane. Allah bağışlasın. Ne yapıyorlar? Ellerinden öpüyorum. Ne yapıyorlar onlar? 4 kızım gelin oldu. Bir
tane oğlum da küçük, ellerinden öldü. Allah bağışlasın. Onlara çok çok selam söyleyin. Başüstüne başkanım. Sizin hakkınızı her yerde savunacağım. Zaten bundan savunuyorsun. Yani yerinde savunmaya devam ediyor. Savunuyorsun. Zaten sen bizi savunuyorsun da. Sağ ol. Seni kimse duymuyor. Ben sana açık konuşuyorum. Sağ ol. İşte duyurulmaya dilimizin döndüğü kadar. Biz eşimle diyoruz ki çok çok haklı ama adamı tutan yok diyor. Evet. Senden için. Yalan yok. Ben seni çok istiyordum. Sağ ol. İnşallah Kırıkkale'ye gelip de görüşürüm diye. Evet evet. Neyse inşallah olacak. İnşallah olur. Bu sefer olacak başkanım, yani. Başkanım hoş geldin Kırıkkale'mize. Hoş bulduk. Seni çok seviyor. Seni çok izliyor. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ondan sonra uçakların boşta, iş yok. Parasızlık. Evet. Başkanım yardım et ne olursun. Kaç tane uşağın var? 5 tane. 3 oğlum 2 kızım var başkanım. Allah bağışlasın. Allah iş bağışlasın. Yok başkanım. Evet doğru. Aynen. İş yok. Doğru. Aynen. Peki efendim. Senden şey bekliyor başkanım. Teşekkür ederim. İnşallah seslendireceğim. Söyleyeceğim yani. Tamam. Her yerde söyleyeceğim. Sen çok dürüstsün. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Televizyonda görüyoruz. Çok teşekkürler. Çok dürüstsün. Teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Sağ olun. Amin. Ne kadar bir şey yapıyorsunuz? Ne kadar bir şey yapıyorsunuz? Valla şu anda pandemiden dolayı düşmeyecek ya başkanım. Dün Ahmet geçirdiğinde ben iyi kaldım. Evet. Dün Ankara'da genel kurultay yaptılar. 30 bin kişinin. Orada korona yok. Evet. Burada korona var. Evet. Cumartesi pazar kapalıyız. Evet. Akşam 9'dan sonra kapalıyız. Evet. Yani bunları dile getirmemiz istiyoruz. Dile getireceğiz. Dile getireceğiz. Ahmet Vekil'im zaten yani bizden ilgileniyor. O getiriyor kalemine. Sağ olsun. Getiriyor. Her zaman onu da takipçisiniz. Korona bir tek sizde var. Başka yerde yok. Orada yok. Ama esnafa gelince var. Esnafta var. Esnafa gelince var. Oraya gelince yok. Evet. İnşallah çözeceğiz. İnşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Başkanım ne olacak? Bu esnafın halini ne olacak? Kan ağrıyoruz. Evet. Az önce de konuştum. Esnafın durumu iyi değil. Doğru, haklısınız. Ben şu an ufak esnaf olarak... Bütün esnaflar birleşecekler. Ben şu an ufak esnaf olarak şu an piyasaya 70-80 bin lira yakın borcum var. İşçilerin sigortasını ödememek durumunda kaldım. Evet. Ben ne yapacağımı şaşırdım yani. Evet. Başkanım benim de şu sorunum var. Çok özür dilerim. Bizim buraya alt geçit yaptılar. Ne yaptılar? Alt geçit. Alt geçit. Oraya da şey koydular. Vatandaş perişan. Yürüyor, ağaç inip çıkamıyor millet. Evet. Bir de oraya şey yapın. Çeksinler orayı, bir de orayı şey yapın. Ahmet Bey de biliyor. Onu da Ahmet Bey'e söyleyelim. Tamam, belediye başkanına hatırlasın. Karayolları mı i̇şte yaptı, belediye mi yaptı? Belediye yaptı. Başkan. Şey belediye yaptı. Devlet Demir Yolları yaptı. Dedim ben yürüyemiyorum, inip çıkamıyorum. Doğrudur. Ahmet burası Bey aynı biliyor. Zamanda bir emekler şehridir. Bakın esnaf diyorsun geçinemiyorum. Emekliye para vermezsen nereden gelip alışveriş vallahi yapacak? Vallahi kendileri iyi geçiniyorlar. Ben şu an yaşa takıldım. Ben yaşa takıldım, beklediler. Evet. 7 sene beklediler. Benim oğlum da kendileri 4 maaş aldı, 4 emeklilikleri var böyle. Kendi karnı tok, vatandaşını alından anlayan yok. 4 değil, 5 yerden alıyorlar. Ya ben diyorum yani, bu Müslümanlıksa eğer ben bu Müslümanlığı kabul etmiyorum. Evet. Böyle evet. Müslümanlık oluyorsa, kendisi tok olup da karşı tarafta vatandaş aç kalıyorsa, böyle Müslümanlığa ben Müslümanlığa karşıyım. Müslüman komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen adam. Yani millet korkuyor başkanım bak. Kıskanım söylüyorum millet korkuyor. Evet. Bir şey söylediğim zaman acaba beni tutuklayacak mı? Yargılayacak mı? Benim bir canım var neyim alacak? Hiçbir şey olmaz. Bak benim bir canım var neyim alacak? Hiçbir yani şey bu halk böyle davrandıkça yani. Evet. Şimdi git böyle çoğu sahibi kötülüyor. Evet. Ama seçime geldiğinden kötüleyenler herkesten evvel gidiyor sandıkta oy veriyor. Bu sefer öyle olmayacak. Bak sana söylüyorum seçilenler aynı sandıkta gidiyor herkesten evvel oy veriyor. Evet. Yani bu sefer inşallah öyle olmayacak. Bakalım bizim oradan %74 oy alıyor Bahçelievler'den. Evet. %74 oy alıyor. Bu yana hiç bakmıyorlar. Evet. Bir de şey set çektiler. Evet. Aynı şey Bahçelievler yuva karşıya. Evet. Şehir dışı. Neyse oldu. Bu sefer inşallah oranlar tersine döner. İnşallah. İnşallah, inşallah. Hep beraber oldu yapacağız. Başkanım Allah'a emanet olun. Başkanım bizim kurucumuz. Güzel. Hayatta mı vefat mı? Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun cümlemizden inşallah. Çok ortaklı mısınız yoksa aile şirketi mi? Aile şirketi. Aile şirketi. 9 kelle var. Evet evet. 9 aile. Evet. Evet evet. Burası var. Harfiyat firmamız var. Evet evet. Güzel yani minnet duymak lazım. Bir şirketi kurup evlatlarına devreden. Allah razı olsun. Aynı hizmeti Kırıkkale'lere vermeyi sağlayan güzel bir şey. Bütün dünyada şöyle bir şey. Bir şirketin tarihi ne kadar köklüyse, eskiyse, geleceğe o kadar daha hızlı hazırlanabiliyor, kendisini yenileyebiliyor, kuşaktan kuşağa devredebiliyor. Bizde öyle şirket sayısı çok az. En eskisi hangisi biliyor musunuz?
Kuru Kahveci Mehmet Efendi ve oğulları. Evet, evet. 1910'larda falan kurulmuş. İnşallah sizler de öyle köklü, kalıcı bir şirkete dönüşürsünüz. İşte rahmetli kurmuş babayla beraber bize devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet, evet. Bu şartlarda da zor gibi görünüyor. Zor, evet. Son 3-4 sene temelli mahvoldu. Evet. Bizim bunun dışında harfiyat firmamız var. Kepçe falmıyoruz. 2 seneden beri randımanlı bir işimiz yok. Hep hazırda cepten yiyoruz. Bakın evet. Bu da ne zamana kadar? 1-2 sene daha idare eder. Ondan sonrası Allah kerim. Kaç kişi çalıştırıyorsunuz? Bizde çalışan 12 kişi çalışıyor. 12 kişi. Evet. Çalışıyor da hani cepten karşılıyoruz. Cepten karşılıyorsunuz, evet, evet. Aylık iş olsun olmasın 300 bin lira giderimiz var. Evet. Şu evet. An burayı iyi kötü kendisini çeviriyor ama diğer tarafa baktığınız zaman yok bir gelir yok. Yatıyor. Gelir yok, evet. İş makinesi bunun kaskosu var, vergisi var, var oğlu var ya. Yani. Evet, çalışan evet. Gideri sigortası. Evet, evet. 2 seneden beri cepten yiyoruz bunu. Evet, evet. Allah sonumuzu hayır eylesin diyoruz. Düzelteceğiz. İnşallah bakalım bekliyoruz. Ben kararlıyım. Kesinlikle düzelteceğiz. Destekçiniz zaten. Yani bu zaten. Memlekette herkesin kazanması, herkesin huzur içinde evine gitmesi lazım. İnşallah temennimiz bu memleket o. Zengin bir ülke. Bütün mesele yarattığımız katma değeri hakça bölüşeceğiz. Sen de kazanacaksın, yanındaki fırıncı da kazanacak. İnşallah, inşallah, yanındaki inşallah. Pastacı da kazanacak. Herkesin kazanacağı bir ortamı yaratmak zorundayız. Ama bizi Londra'daki tefecilere mahkum ederlerse, bütün maalesef. Toplanan vergilerin %60'ını, 70'ini, 80'ini oradaki adamlara faiz olarak öderlerse memleket düzelmez. Maalesef öyle. Bunu bilmeniz lazım. Yani ben biliyorum. Bilmiyor, ben görüyorum. Rakamı da görüyorum. Olmaz. Olmaz. Yani devleti akılla yönetmek lazım. Kavgayla değil. Devleti bilgiyle yönetmek lazım. Liyakatle yönetmek aynen lazım. Öyle. Budur yani devlet böyle yönetilirse çözülür. Niye çözülmesin yani? Biz büyük bir ülkeyiz, güçlü bir ülkeyiz. İyi yetişmiş kadrolar var bu devlette. Üniversite mezunu binlerce kişi var yani evet, üniversiteden tabii. Tutun bürokrasiye kadar. Ama bunların hepsi bir köşeye atılmış vaziyette. Bunları maalesef alıp yetiştirmek ve yönetim işte, kadrolarına katmak millet lazım. Millet olarak cahiliz görmüyoruz. Yani geniş açılı bakmıyoruz. Hep dar çerçeve. Evet. Çevremizi görüyoruz. Yani geniş bir açımız yok yani. Şu açıkta kolumuz neredeyse. Evet. Emekli uzman jandarmayım. Biraz da söylemek gerekirse biraz da bizim de kabahatimiz var. Bakın. Değil mi işte millet Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak da söylüyorum. Yani daha fazla vatandaşa gitmek, daha fazla konuşmak, daha fazla derdini dinlemek gerekiyordu. Biz bunu uzun yıllar belki ihmal ettik. Ama şimdi sizlerle bizler artık bir anlamda bu Türkiye'nin geleceğini oturup düşünmeye başladık. Ne yapmalıyız? Nasıl yapmalıyız? Türkiye'yi nasıl büyütmeliyiz? Nasıl saygın kılmalıyız? İç kavgaları nasıl bitirmeliyiz? Ya kavgayı aldık, kan davasına dönüştürdük. Artık bundan da Türkiye'nin kurtulması lazım. Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım. Ya arkadaş biz gelin hep beraber, bizim çoluk çocuğumuz var, bunlar aç kalacak. Bunların karnını doyuralım. Dışarıya ihracatsa ihracat yapalım, üretimse üretim yapalım. Herkes kazansın. Biz bunu yapacağız ama. İnşallah. Kararlıyım, vallahi billahi yapacağım. Yani yapacağız biz bunu. Ama desteği sizden istiyorum. Destek verdiğiniz takdirde. Bakın burası bir emekliler şehridir. Emekliler şehri. Eskiden Kırıkkale neydi? Savunma sanayinin merkeziydi burası. Silah sanayinin merkeziydi. Barutun merkeziydi, silahın merkeziydi, teknolojinin merkeziydi, rafinerinin merkeziydi. Şimdi bir emekliler şehri oldu. Niçin oldu? Niye emekliler şehri oldu? Savunma sanayini niye daha büyütmedik? Daha büyütebilirdik. Daha güçlü olabilirdi. Emekliye para vermezseniz nasıl gelip alışveriş yapacak? Nasıl yapacak? Yani? Şimdi düşün ben emekliyim. Bana 1.000 lira veriyorlar. 1.000 lirayla nasıl geçineceğim? Ve nasıl gelip alışveriş yapacağım? Yani? O da kartlara gidiyor işte. Evet. Kartı yatırıyor. Burada bizim %70'e şeyin alışverişin kartı. Evet. Kartı sistem. Efendim çayı yok zaten. Eyvallah çayınızı helal edin. Afiyet olsun başkanım. Sağ olun. Hocam ayağınıza sağlık. Nasıl satışlarınız nasıl? Normal yani piyasanın durumu belli zaten. Belli zaten. Evet. Nasıl sayın vekili? Siz benim gelişmişsiniz. Sağ olun. Kırıkkale'nin sesi solu. Öyle. Dört dörtlük bir insan. Öyle. Mecliste de öyle. Gerçekten öyle. Öyle. Yani işi gücü rast gelsin. Sağ olun. Tek ilgilenen insan. Tek bakan insan. Evet. İşi gücü rast gelsin ne diyelim yani. Evet. Candan bir insan. Evet. Her zaman ziyaretimize gelir, her zaman yanımıza gelir. Güzel. Bizi yalnız halinize bırakmaz. Halinize hatırınızı sorar. Ya ne demek güzel. Ya? Ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ayrıca zaten bizim başka sorunlarınızı da belli istediğinde getiriyor. Her türlü başkanım, her türlü sıkıntı öyle. Yok. Öyle.
Başkanım maşallah siz bayağı bir insansınız ya. İyiyim iyiyim. İyisiniz maşallah. İyiyim ama Türkiye'yi değiştireceğim. Ya olur inşallah. Değiştireceğim ve çok güzel bir Türkiye olacak. Barış için olan bir inşallah, inşallah, inşallah. Büyüyen bir Türkiye olacak. Kazanan bir Türkiye olacak. Tabii ki. Esnafın rahat ettiği bir Türkiye aynen, olacak. Aynen, yani bunu aynen, yapacağız. Aynen. Kararlıyız. Demek ki böyle bir günümüz olacakmış bizim de. Evet, evet. Çok çok iyi oldu. Sonra demesinler esnafın sandalyesini işgal ediyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İyisin değil mi? Sıkıntı yok. Çok şükür. Bugün eşit. Allah razı olsun. Sayısını siz artıracaksınız. Yani hep beğeniyorsanız, beğeniyorsanız destek vereceksiniz. Sayıyı artıracaksınız. Sadece burada değil, Türkiye genelinde de böyle milletvekillerinin olması lazım. Yani sadece Kırşehir'de de olmalı, Kayseri'de de olmalı, Urfa'da da olmalı, efendim Trabzon'da da olmalı. Olmalı yani. Şimdi makine kimyada kaç kişi çalışıyor tahminen? Kaç işçi var? 2500. 2500. 17.000'di. 17.000'di evet. 17.000'di evet. 2500'den gelmiş. Ben 92'de başladım çalışmaya. Şafranı benim şartlık dönemim. Evet. Benim görevim sadece poşet açmaktı. Yetiştiremiyordum yani o dönem. 17.000 işçinin olduğu dönemde. Evet. Sadece benim görevim şeydi. Poşet açmaktı. Evet. Kağıt açmaktı. Et doğrama nerede? Kıyma çekme nerede? Tabii. Yetiştiremiyorduk ki. Evet. Şu izdahamı görüyorsunuz değil mi başkanım? Evet. Bu izdaham oluyordu her gün. Evet. Yani saat 3'te işçi çıkardı burada. 3'te bir izdiham. 5.30'da bir izdiham. Hep böyleydi ama şimdi... Memur sayısı işçi sayısından fazla geldi şimdi. Memur daha fazla makine kimyası. İşçi çıkamıyor. Neyse bir de memur da giderse vaziyet daha da kötü olur. Yok başarabilir. O da olmasın yani. Yani ama yani 17.000'den 2500'e düşüyorsun olmaz yani. Evet. Nedir sıkıntın Efe? Öncelikle merhaba başkanım. Merhaba. Ben adım Fatih. Önce söyledim. Kaç yaşındasın? Ben 14 yaşındayım. 14 yaşında. Evet 8. sınıf öğrencisiyim. Evet. Babam esnaf. Ve derslerin nasıl? Derslerim iyi. En çok sevdiğin ders hangisi? Fen bilimleri. Fen bilimleri. O zaman gel bir daha. Güzel. Şimdi mesela biz şu anda pazar salı günü okula gidiyoruz. Çarşamba günü full online eğitim görüyoruz. Ve perşembe cuma günleri hem uzaktan hem de yüz yüze eğitim görüyoruz. Evet. Ve yani bu bizi çok zorluyor. Hem uzaktan eğitim görüyoruz hem yüz yüze ve çarşamba evet. günde hiç olmadığından dolayı. Mesela şu anda bir sınav olacak ve 5-6 illerinki ertelendi. Bizimki ertelenmedi. Mesela lise grupları hiç gitmediğinden dolayı evet. onlar da yüz yüze eğitim gördü. Ben yani buna çok karşıyım. Hem de babam esnaf Kızıl Kanat'ta. Evet. Hem işler de çok durgun bu COVID döneminden dolayı. Yani tabletin var mı? Benim tabletim yok. Yok. Sana tablet sözü verebilirim ben. Olabilir. Tamam güzel. Bu konuda anlaştık değil mi? Anlaştık. Ama adresini vereceksin. Bak tamam. Orada birisi bekliyor. Vereceksin. Kaç kardeşsiniz? İki kardeşim. Bir tane de kardeşim var. Büyük küçük? Küçük 2 yaşında. Yaramazlık yapıyordur mutlaka. Çok yapıyor. Ama sen abilik yapıyorsun. Tabii canım. Derslerini çalış. Tamam. Senden tek istediğim o. Derslerini tamam. çalış. Ve olabildiğince çok soru sormaya çalış. Olabildiğince. Öğretmenlerim de sağ olsun. Matematikte, fizikte, kimyada, edebiyatta her alanda olabildiğince böyle nitelikli, kaliteli sorular sormaya çalış ve cevaplarını ara. Tamam. Büyük adam olacaksın. İnşallah. Babana da çok selam söyle. Aleyküm selam. Küçük kardeşini de gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. O nasıl fen bilimlerini seviyor mu o da? Daha ufak ama. Aynen. Aynen peki. Peki hadi hoşça kal. Çok teşekkür ederim. Evet. Ufak tefek geçiniyorsun. Geçiniyorsun. Evet. Kendim emekliyim. 2 evet. milyar maaşım var. Evet. Yani 2 milyar alayım banka 26 da alayım 26,5'unda para kalmıyor benim. Kalmaz. O halde geçiniyorsun. Evet. 4 tane çocuk var okul bitti. Evet. İş yok. Hani sizden ricamız bu memleket emekliye dayalı bir yer. Öyle. Başkanım. Burası. Burası. Aynen. Kırıkkale öyle emekliler şehri. Sayın vekilim. Öyle. Gerçekten gururumuz bizim. Vallahi uzun süre mücadele ettim. Sonunda evet. iki maaş ikramiye çıkardım. Aynen. Ama şimdi onu artırmıyorlar. Zaten başkanım siz de olmazsanız. Evet. Vakıflar yok. Evet onu artırmıyorlar ama emeklilerin şimdi eski emeklilerin durumu iyi. Evet. Yeni emeklilerin durumu çok daha kötü. Aynen. Çünkü onlar 1.000 lira daha düşük aylık alıyorlar. Eskiye aynen. göre 1.000 lira. Onların durumu daha iyi. Annem de gelecek de selam var size de. Aleyküm selam. Aynen. Senden de çok selam saygı söyleyeyim. Aynı arada. Evet, selam saygı söyleyeyim. Aleyküm selam. Kaç yaşında?
75-76 falan var başkanım. Güzel. Ellerinden öptüğümü de söyleyin. İnşallah. Oldu efendim. İnşallah. Başkanım yanınızdayız, arkanızdayız. Sağ olun, İnşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah oylarımız sizinle başkanımız. Pandemi dönemi. Ekonomi zaten sıkıntıları var. Yani esnaf... Size mi ait kiralık mı? Burası kiralık başkanım. Kiralık. Evet. Kirayı karşılayabiliyor musunuz? Bu aylarda zorlanıyoruz. Bu ayda zorlanıyorsunuz. Evet. Evli bekar? Evliyim. Kaç çocuk var? İki çocuk var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun başkanım. Kaç yaşlarındalar? Birisi 4 yaşında, birisi 7 yaşında. Ha, daha ufaklar yani. Yok, daha küçükler. Evet, 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 evet. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Peki efendim, hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Kalbimiz hep beraber. Eyvallah. Sizinle. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. İdare etmeye çalışıyoruz. İdare ediyoruz. Dükkan size mi ait, kiralık mı? Kiralık. Kiralık. En son kira zammı ne zaman yapıldı? Dükkan kira zammı. Yıllık %10. Yıllık %10 yapıyoruz. Evet. Stopajı ödüyorsunuz. Stopajı ödüyoruz. Evet. Stopajın kaldırılmasını istiyoruz biz. Tabii ki esnaftan. Yani esnaf için iyi olur. Evet, evet. Kaldırılması iyi olur. Şey nasıl? Satışlar nasıl? Yani kış ayı biraz daha hareketli oluyor başkanım. Evet. Yazları biraz daha sakin geçiyor bizimki. Evet. Bizim genelde kışın biraz daha hareketli oluyor. Evet, evet. Peki efendim, hayırlı işler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık başkanım. Eyvallah. Eyvallah. Ankara'dan alabilirsek alıyoruz. Oramızı İstanbul'dan almaya çalışıyoruz da alsak ne olur? Altımız var ya. Şimdi bayramda da tekrar yasak kimse. Bana lazım bir çantı ama geri çayı çantıyorum. Almak bir şey değil, sürüm hareket. Sürüm tabii yaratık. Biz sadece gelirken dünküne az zarar yapabilir miyiz? Düzelecek. Umutsuz olma. Umudun bittiği yerde yaşam biter de düzelmez başkanım. Düzelir, düzelir. Zengine Uludağ'da, Palandöken'de serbestse makaron oynamak, garibana içeriye yasaksa, turiste dışarı çıkmak serbestse dünyaya biz yayıyoruz o zaman bu pandemi. O zaman bizden çıkıyor bu ya pandemi ya. Yabancı uyruklu olmak lazım. Yani o vatandaş pazartesi günü Beyoğlu'nda o kalabalığa karışmıyor mu? Evet. Cumartesi pazar kendi halinde geziyor da. İçimize ulaşmıyor mu? Bu nereden geliyor bu? Yanlış mıyım ama? O zaman cumartesi pazar içeri gir. Mülteci serbest, yabancıya serbest. O da insan. Yasaksa herkese yasak. Sorun kökten çözülme. Değil mi? Aspirin tedaviyle gidiyor, iyileştirmeyle gidiyor, ağrı kesici, novacın hesabı gidiyoruz. Umut, umudun bittiği yerde ticaret biter, yaşam biter. Son nefeste bile bir umut vardır ki bir nefes fazla alın. Şu anda öyle gidiyoruz. Kendiniz siz konuşursanız onlar zaten sorunu çözüyor. Size de mi konuşmanız lazım? Biz konuşsak da boşa gidiyor. İşler nasıl? İşlerimiz İşler, çok maalesef. Durgun. Sabah yani saat 12 oldu da çıkardık. Evet, evet, evet. Zaten bizim burada biraz ekonomik olarak da düşük bir şehir yani. Diğer şehirlere göre. Biraz sıkıntı var. Biliyorum ekonomi açısından da sıkıntı var. Bir de burası emekliler şehri büyük ölçüde. Emekli aylığı artmayınca onun yansımaları esnafa doğrudan doğruya geliyor. Esnaf tabii. Zaten pandemiden çok esnaflara olan oldu. Öyle, yani. Yani, yani memurlara, emeklilere pek fazla bir şey olmadı. Esnaf oluyor. Esnaf işte oluyor, yani. Evet. Çünkü evet. Müşteri gelmeyince iş de olmuyor. Evet, i̇ş de olmayınca hem elemanlara veremiyorsun hem kendi giderlerini karşılamıyorsun. Öyle. Evet. Normaliz. Evet. Halk Bankası'ndan kredi çektik. Evet. Halk Bankası, esnaf kredisi faizsiz dediler. Evet. Koşarak gittik. Şu da faizlerimiz. Gördüğünüz gibi 790, 300, 1 milyar 200, 800 toplam 24 ayda 9 milyar faiz çıktı. Esnafa yardım diye verdikleri kredi. Evet. Ama biz faizsiz diye aldık. Bu faizli çıktı. Derdimiz büyük. Derdiniz büyük biliyorum. Evet. Artı işe gireceğiz dedik. Bizi muharip gazi diye ayırdılar, gazi çocuğu diye. Evet. Gazinin ayırdım olur mu? Olmaz. Şehitler ve gaziler için ayrım olmaz. Gazi gazidir, şehit şehittir. Hepsinin aynı standarda tabi tutulması. Benim babam Kıbrıs gazisi. Evet. Yap, işe girecektik, evraları verdik. Olmaz. Niye? Siz muharip gazisiniz ayrı. Gazi ayrımı yapıyorlar. Evet. Yani sesimizi duyurun sayın genel başkanımız.
duyuruyorum. Her zaman duyurmaya çalışacağım. Hiç meraklanmayın. Tekrar söyleyeceğim. Defalar yapıncaya kadar. Yapıncaya kadar söyleyeceğim. Yani yapmazlarsa sandık gelecek. Karar size ait. Biz sesimizi duyuyoruz. Biz sandık gelecek. Karar size ait. Ben hepsini çözeceğim. Tamam. Hiç endişe etmeyin. Tamam, biz gereken dersi veririz sanırım. Bu faizlerin tamamını sileceğim, biliyorsunuz değil mi? Bunu evet, söyledim. Yani ama bak gördüğünüz gibi bak Halk evet, Bankası biliyorum. Sıfır faizle verdi. 9 bu milyar 24 ayda faiz çıktı. Bu faizlerin tamamını sileceğim. Ana parayı sadece isteyeceğiz. O da makul bir yani bir de diyor ki 6 ay yerterek diyor. Korkumdan hemen götürüp yatırdım. 6 ay sonra tekrar faiz gelirse diye. Evet. Vallahi korkumuzdan. Evet. Zor güç. Boğazımızdan kestik yatırdık vallahi. Evet, evet, evet. İş yok. Yat yok. Kalk yok. Dolar. Başka bir evet. şey yok memlekette. Evet. Her aldığımız ürüne bir direktmen bir beğenmediğiniz çekirdekte 2.2 doları alıyoruz. Yani böyle bitti zaten. Evet. Dışarıda Çin'den gelen çekirdek hemen 2.2 dolar. Toptancı bizim malı satarken hemen dolarla çarpıyor. 17 lira aldığımız mal 20 lira oluyor bir günde. Evet. Biz bunu halka yansıtamıyoruz. Evet. Ondan sonra esnaf ne yapsın söyleyin siz söyleyin. Bizim derdimiz büyük. Büyük, büyük biliyorum. Her şeyi dolara bağladık. Çiftçiyi evet. dolara bağladık. Her şeyi dolar, her şeyi dolar. Evet. Bu derdimizi yani duyurun sesimizi sayın vekilim. Duyuracağım. Duyuracağım. Moralini bozma. Yani bu işi çözeceğiz ama beraber çözeceğiz. Beraber. Beraber çözeceğiz. Yani tamam. Sesimizi duyurun. Başka bir tamam. şey demiyoruz biz size. Eyvallah. 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 Sağ olun. Aracın polisle şey yaptım. Açılım var. Benim günüm dolu. Dolu. Günüm dolu. Yaş. Yaşım 46, 47, 51 bekliyorum. Yani ben hakkımı helal etmiyorum. Hiçbir şekilde hakkımı helal etmiyorum. Bu yasayı ben çıkarmadım. Evet. Bu yasanın olmasını ben de istemedim. Bu yasa çıkarken biz meclisi terk ettik. Dedik ki vatandaşın hakkını elinden alıyorsunuz. Evet, aldılar. O zaman büyük bir kısmı sustu. Şimdi bakıyorlar ki ya prim ödeme gün sayım doldu. Geliyorum emekli yaşa takılmaya ve ben aylık alamıyorum. İş de bulamıyorum. Evet. Gidiyorsun devlete diyorsun beni emekli et diyor sana gençsin diyor. Evet. Gidiyorsun çalışmaya diyor ki efendim sen daha yaşlısın ben daha gençler var onları alacağım. Diyor. Aynen öyle. Aynen yani. Büyük sıkıntımız var biliyorum ama çözeceğim. EYT'liler çok iyi örgütlendiler yalnız onun hakkını yemeyeyim. Yalnız biz bunu parlamentoda örgütlenmesini istiyoruz. Yani. Evet evet. Parlamentonun da örgütlenmesini tamam, istiyoruz. Tamam tamam. Yapacağız onu. İnşallah yapacağız. Bekliyoruz. Yapacağız. Teşekkürler. Sizden nasıl? Bizim nereniz? Manisa'dan geldim. Manisa'dan geldim. Aleyküm selam. Sinan abi bir saniye. Açın abi. Burası Arap'ın yanında abi. Kahve'nin yanında. Kaç yıllık kahve burası? Burası 15 yıllık kahve. 15 yıllık. Emekliler Cemiyet Başkanımız. Evet güzel. Sağ olun. Tamam. Aslında siz toplumu siz resini alıyorsunuz. Evet. Yani insanlar geliyor kahveye oturuyor, sohbet ediyor, dertleşiyor. Şimdi bir sıkıntınız var, oyun oynayamıyorlar. Tamam. Oyun evet. da oynamaları lazım. Evet. Yani sonuçta vatandaş gelip kahvede oturacak, sohbet edecek, fıkra anlatacak, siyaset konuşacak, liderleri eleştirecek. Ülkenin sorunlarına ne kadar sahibiz, sahip değiliz onu oturup değerlendirecek. Evet. Dolayısıyla kahvelerin böyle bir önemli özelliği var. Sayın Genel Başkanım öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kırıkkale'mize hoş geldiniz. Bizler kahveciler esnafı olarak her programda bizleri gündeme getiriyorsunuz. Sorunlarımızı yakinen takip ediyorsunuz. Bizlere sahip çıkıyorsunuz. O yönden sizlere çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sizin sorunlarınıza sahip çıkmak bizim görevimiz zaten. Eğer parlamentoda görev yapıyorsak, bu milletin oyunu aldık, meclise gittiysek, toplumun hangi kesimi, hangi sorunla karşı karşıya kaldıysa, onların sorunlarını dile getirmek zorundayız. Sadece sorunu dile getirmek değil, çözümü de dile getirmek evet. zorundayız. Yani bu olay var, sorun var mı var. Eğer nasıl çözülür, böyle çözülür. Onu da söylemek zorundayız. Büyük sıkıntılar yaşadığınızı biliyorum. Sadece kahveci esnafı değil. Yani bütün esnafın büyük sıkıntılar çektiğini biliyorum. Esnaf zaten bu memleketin orta direği, orta direkte bir zayıflama var. Dolayısıyla bizim en büyük endişemiz esnaf batarsa memleket batacak. Esnafın kazanması lazım. Esnafın gelir elde etmesi lazım. Esnafın üretmesi lazım. Bütün bu çerçevede eğer değerlendirirsek esnafın sosyal devletin gereği olarak desteklenmesi lazım. Bakın bu desteklemeyi sadece ben söylemiyorum. Anayasada özel hüküm var. Esnaf desteklenir diye. Anayasa diyor bunu.
O zaman esnafın desteklenmesi lazım. Mali açıdan desteklenmesi lazım, moral açısından desteklenmesi lazım, sağlık açısından desteklenmesi lazım. Anayasa bunu öngörmüşse herhalde boşuna söylememişler anayasaya. Bu maddeyi boşuna koymamışlar. Demek ki esnaf orta direktir, toplumun her kesimine hitap eder. Berberinden tut taksisine kadar, kahvesinden tut pastanesine kadar bütün bunları çalıştıranlar esnaflardır. O zaman esnafa destek verilmesi lazım. Bunun yapılması lazım. Yeteri kadar destek yok biliyorum. Büyük sıkıntılar var biliyorum. Bir miktar para verildi esnafa, işte bununla acaba geçirir mi geçirmez mi, kira parası verildi ama bunlar çok düşük. Gittiğim bazı yerlerde esnaflar diyorlar ki bu aldığımız parayla biz elektrik borcunu bile ödeyemiyoruz. Aylık elektrik faturasını bile ödeyemiyoruz diye şikayetler geliyor. Ama benim sizden bir isteğim var. Yani bütün arkadaşlara, esnaf arkadaşlara da söyledim. Hiç kimse moralini bozmasın. Bu memleketin çözülmeyecek sorunu yok. Hepsi çözülebilir. Akılla çözülür, bilgiyle çözülür, deneyimle çözülür. Kavgayla değil. Bu memlekette kavga ettik de kime ne faydası oldu? Kavga değil, akılla, mantıkla, bir araya gelerek. Ya bu memleketin bir meselesi var, bir sorunu var. Sorunu çözecek olanlar, sorunu yaşayanlarla muhatap olmak zorundadır. Yani kahveci esnafı şikayet ediyorsa kahveci esnafını dinlemek zorunda. Ya arkadaş senin derdin ne? Şimdi bu dertler dinlenmeden ben Ankara'da oturacağım, çözüm üreteceğim. O da olmuyor, çözülmüyor sorunlar yani. Çözeceğiz, moralinizi bozmayın. Benim sizden istediğim bu. Bütün kahveci arkadaşlara da aynı şeyi söylüyorum. Evet. Kırıkkale bir cumhuriyet şehri. Kırıkkale makine kimya endüstrisini Atatürk ve silah arkadaşları kurduktan sonra köyden kente ulaşmıştır. Kırıkkale'miz daha önce bir sanayi kentiydi. Şimdi ise Kırıkkale'miz bir emekli kenti ve aynı zamanda bir şehitler kenti oldu. Ülkemizde 13,5 milyon emekli yaşamaktadır. Bu 13 milyon emeklinin %80'i açlık sınırı ve asgari ücretin altında maaş almaktadır. Asgari ücretin altında maaş alanların 4 milyonu ise 1000 lira ile 1500 lira arasında maaş almaktadırlar. Türkiye Emekler Derneği, Türkiye emeklilerinin temsilcisidir. Değerli Genel Başkanım, sorunlarımızı özet olarak size anlatmaya çalışacağım. Bizler, İstatistik Kurumu'nun verdiği yalancı enflasyonla bize maaş vermeye çalışmaktadırlar. Emeklinin enflasyonu %30 üzerindedir. Bizim enflasyonumuz, günlük harcamamız var, haftalık harcamamız var, aylık harcamamız var. Bunları topladığımız zaman %30'un üzerinde enflasyon zammı verilmesi gerekirken %14,5, %15 oranında yıllık zam verildi. Bunu kesin kes kabul etmiyoruz. Değerli arkadaşlarım, değerli genel başkanım, 2000 öncesi emeklerimize intibak yapıldı. İntibak nedir? O günün şartlarında yasalara göre verilmesi lazım gelirken eksik ve noksan ödeme yapıldı. Onların 2000 öncesi düzeltildi. Ama 2000 sonrası emeklerin intibakı düzeltilmedi. İkramiye aldı. Bu ikramiye bizim uğraşmamız neticesinde ve sizler de mecliste dile getirdiniz, grupta dile getirdiniz. Sizlerin öncülüğünde emeklere bir ikramiye verildi. Ama bu ikramiye 1000 lira civarında. Enflasyon oranında yıllık ikramiyemiz artması lazım gelirken artmadı. Bunun artırılması gerekir. En az ikramiyenin asgari ücret seviyesinde olmasını talep ediyoruz. Bunun yanı sıra yıllarca biz sağlıkta prim ödedik.
prim ödememize rağmen emekliler yaş hasta insanlardır. Devamlı hastaneyle irtibatları vardır. İlaç kullanmaktadırlar. Biz diyoruz ki emekliden hastane katkı payı ve ilaç katkı payının alınmamasını istiyoruz. Bugün ekonomik sıkıntılar içerisindeyiz. Sizler geleceğin iktidarı olarak emeklilerimizin sorunlarını gündemde tutmaya devam edin. Bu duygu ve düşüncelerine tekrar Cumhuriyet şehrimiz Kırıkkale'mize hoş geldiniz derken iktidarınızda Kırıkkale'nin 55 bin emeklisinin %60'ı makine kimya endüstrisinden emekli. Bugün itibariyle bizim çalıştığımız dönemde makine kimya endüstrisinde 20 bin istihdam vardı. Bugün ise memur ve çalışan memur ve işçi sayısı 2 bin. Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu bu tesisi sizin iktidarınızda tekrar canlandırmasını talep ediyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Tekrar hoş geldin Sayın Genel Başkanım. Emekliye, emekliye iki maaşı camiyi hangi zorluklara çıkardığını biliyorsunuz. Şimdi zam yapmıyor. Emeklilerin büyük bir kısmı asgari ücretin altında maaş alıyor. Bir kısmı yoksulluk maaşının altında maaş aldı. Bunların tamamı çözülür. Çözülmesinin yolu bu kardeşinizi iktidara getirmek. Bakın göreceksiniz. Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yoktur. Her sorunu çözülür. İnşallah başkanım. Bütün mesele siyasi tercihtir. Parayı kime vereceksiniz? Londra'daki tefecilere mi vereceksiniz, emekliye mi, esnafa mı, üretene mi, sanayiciye mi, fabrikaya mı? Nereye vereceksiniz parayı? Parayı onların tercihi tefeciye veriyorlar. Benim tercihim vatandaşa verdim. Siyasette siyasetçinin cebi değil, vatandaşın cebi dolacak. Esnaf rahat edecek, huzur içinde olacak. Kahveci esnafımız perişan vaziyette. Toplanıyor bir 5-6 kişi, işte az önce kahveci kahveye geliyor, kağıt oynayamazsın. Neden? Efendim korona oldu. E sen yapıyorsun. Millet sırt sırta, üst üste. Korona vardı. Orada korona yok mu kardeşim? Dünde korona vardı bak. Biliyorum. Bütün mesele nedir? Esnafın durumu düzelmesi. Ama esnafın durumunu düzelteceğiz. İnşallah. Ha düzelteceğiz. Emeklinin durumunu düzelteceğiz. Başkanım bir de çiftçiler hakkında konuşursanız. Bakın bitik çiftçi bitik. Biliyorum çiftçi vallahi zaten bitik. Az önce sordum. Patatesi nereden alıyorsun? Nevşehir'den alıyorum dedi. Ya zam yaptı, buğday dışarıdan getiriyor, 1500 liraya buğday getiriyor. Buğday 2500 liraya. Sadece gübreyi getirmiyor. Gübreyi getiriyor, ilacı getiriyor, evet, efendim gübreyi getiriyor, tohumu getiriyor. Hepsi dışarıdan geliyor. Evet. Buradaki mağazada üretici... Mağazada gitmiyor başkanım, 7 lira. Ya her şey dolara bağlı. 7 lira. Her şey dolara bağlı. Ama emeklinin aylığı dolara bağlı değil. Esnafın geliri dolara bağlı değil. Size güveni yok başkanım. Bu memleket sizi de çıkartırsın. Ya çıkartacağım. Yemin ediyorum sizden başkasına güvenimiz yok. Vallahi de billahi de çıkartacağım. Ben 2 sene CHP'liyim. Cumhuriyet'e patlayayım. 2 senelik. Eyvallah. Sayın Başkanım, emeklilerin eşitliğini istiyor. Biliyorum. Bak eşitlik. Şimdi adam koyu hizmetlerinden emekli olmuş, 7 milyar maaş bağlanıyor. Ben de dışarıdan mücadele mi lan, esnaflığı mı lan, bağkuru mu yatırıyorum, sigorta mı yatırıyorum, emekli oluyorum, 2 milyar bağlanıyor. 1,5 lira. Şu anda 1,5 lira emekli maaşı var. Böyle bir Allahsızlık, kitapsızlık, mezhepsizlik olmaz. Beni aldım köy hizmetlerine veyahut da makine kimya. Bir devlet kurumuna beni aldım da geri mi kaçtım ya? Geri mi kaçtım? Ha bunu emekliysen eşit olacaksın. Emekli olacaksın. Babanın şeyi kalmış. Mirası kalmış. Birine 10 dönüm, birine 20 dönüm mü vereceksin? He? Ölmüş baba, mirası herkes eşit bölüşüyor. Sen çalışmışsın, maaşını yüksek almışsın, bitirmişsin. Primini de yatırmışsın. Ha, sen oradan emekli olmuşsun, 7 milyar maaş alıyorsun. Ben mücadelemle emekli olmuşsun, 1 milyar alıyorum, 1,5 milyar alıyorum. Bu Allahsızlıktır. Ben geri kaçmadım. Ben askerden geldiğimde devlet kurumuna sınava girdim, 93 puan aldım, tam puan 100 puan. Adamım olmadığından zaten giremedim. İnşallah da girmemiştim yani. İyi ki girmemiştim. Herkes biliyor. Herkes biliyor. Herkes biliyor.
Biz ne kadar iyi desek. Allah kolaylık versin. Amin amin. Allah yardımcı olsun. Zor. Ya, çok ya, zor. Esnaf kefalet kredilerimiz var. Adam, erteledik tabii, faizle. Öyle. İşte yarın gün geldiğimiz bunlar nasıl ödenecek? Oğlu, vallahi bilmiyoruz ya. Öyle. Oğlu kızı üniversiteyi bitirmiş. Ne oğlu iş bulabiliyor, ne kızı iş bulabiliyor. Kendisi emekli. Aynen. Aldığı emekli aileyle onlara harçlık veriyor. Yani çok aynen, zor. Zor. Yani, gerçekten. Çok zor. Çok. Yani, masraf yine aynı. İşimiz olsa da olmasa da masrafımız yine aynı devam ediyor. Yani. Değişen bir şey yok. Vergi ödüyorsunuz, kaskoyu yani, ödüyorsunuz, arabanın tamiri ödeyeceğiniz de. Değişen bir şey yok. Değişen bir şey. Değişen bir şey. Bir yükseldi mi inmiyor aşağı. İnmiyor. İnmiyor. Yani, dolar aldık, bir dolar düşüyor diyoruz. Evet. Öyle diyor. Bir şey yasal ödemez diyor. Bunu öyle diyor. Bak, diye var bunu ya. Doğru. Maalesef. Hani kaç tane mi taksi var şeyde? 40'lar herhalde. Şu anda yeni şehre bile 320. 320. Evet, 320 taksi. Neyse daha fazla sayının artmaması lazım. Yani artmaması lazım. Bizim mesela yani bizi zor kaldırıyor. Burada zor, mesela Ankara gibi falan değil. Bizim burada zor kaldırıyor. Biraz zayıf. Bir de bizim plakalarımız burada tahtitli değil. Evet. Mesela Ankara, İstanbul, bazı illerde tahtitli değil. Bizim burada tahtit yok. Yok. Bizim tabii geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Yani. Şu anda tabii ki şey çok kötü. Piyasa çok kötü. Öyle. Esnafın durumu gerçekten kötü. Öyle. Yani ama bir işçi memur yine bir maaşı var. Belli bir ayda gidip maaşını 3 lira 5 lira alabiliyor. Ama öyle, esnaf öyle değil. Değil. Aleykümselam canım. Ama bizim esnafımız da gerçekten çok duyarlı. Öyle. Yani biz gereken özveriyi yapıyoruz. Genel olarak da yapıyoruz. Ama Türkiye'de her vatandaş hep bu en büyük sıkıntıyı şey çekti. Esnaf. Çünkü sanayici çekmiyor. Sanayici ne olacak? Ham madde fiyat arttıysa alıyor onu, sattığı fiyatın üstüne ilave ediyor, satıyor. Dolarla geliyor diyor, bugün 1 liraya aldı, sen evet, ertesi ay var diyorsun, bu 2 lira oldu diyor. Ne oldu? Dolardan evet, oldu. Aynen. Şimdi esnaf öyle değil. Esnaf öyle değil. Alıyor o da 2 lirada, hadi üstüne makul bir şey koyuyor. Müşteri çıkarsa alıyor. Şimdi emekliye para verirseniz adam gider alışveriş yapar. Canlanır. Zincir gibi canlanır. Evet. Aylı 5000 lira olsa aylı ya da 5 milyar siz eski parayla olsa ne olur? Gider ya en azından çay içer, kahve içer, bir pasta çocuğunu alır gider bir yer, lokanta yemek yer. Ya bunlar olur yani. Evine sebze alır, meyve alır, bilmem ayakkabı alır. Bir çark döner. Ya bir çark döner bir ya. Bir çark döner. Şimdi emekliye vermiyorsun. Emekliye vermeyince adam nereye gidiyor? Nereden alışveriş? 2 milyar maaşına ne yapacak da ne adım atacak? Mesela bizim taksimetremiz 2 sene oldu. Ne 2 senesi ya? 3 sene mi? 5 sene ya. 3-4 seneden beri ayar oldu. Şimdi aynı ya. Ayar yapsak zaten işimiz kötü, millet hiç bilmez. Hiç bilmiyoruz yani. Nasıl ayarlayacağız biz yani? 3 sene 4 senelik her şey aynı durmuyor ki. Şimdi biz zam yapsak vallahi bu işi de bulamak. Öyle. Bulamak. Öyle. Zan da yapamıyor. Çok büyük sıkıntı. Yani çok. Bu sadece burada değil yani. Nereye gitsen Türkiye'nin her tarafında aynı sorun. Makine kine var ya. Kaleli, bak kırık kaleli. Bak bu fabrikaların hepsini CHP yaptı. Doğru. Hepsi eski. Doğru. Değil mi? Eskiden ama adam geçirmedi buradan ya. Kaç yıl sonra biz bir milletvekili çıkardık. Bu fabrikaların hepsinin açılması lazım. Açılması lazım tabii canım. Hep dışarı veriyorlar. Fabrikalarda en az 10-15 bin kişinin vardı, çalışması vardı lazım. Daha önce vardı. Vardı biliyorum. Vardı. Niye değil dışarı gitti? Yok, niye vallahi İstanbul'a gidiyor? Eşi genel bir de ufak var ama evet, o şimdi gelir. Bir kızımız var bir de ufak. Öyle mi? Evet. Siz Elazığ'da mı okudunuz? Elazığ ticaret sınıfından mezun oldum. Evet. Biz de Elazığ'dan geliyoruz. Çocuk gelecek birazdan. Evet, damat bekletmeyi söyledi. Üç. Çünkü dört kişiyiz. Öyle mi? Evet, dördüncü de benim. Güzel. En sevdiğin ders hangisi? Matematik. Matematik. Ben sayısalcıyım. Güzel. Gel. Bir de bak şu amcalara da hoş geldin de hepsine bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir tane. Ama gel. Hedef neresi? ODTÜ. ODTÜ hangi bölüm? Bilgisayar mühendisliği ama inşallah benim döneme kadar yazılım mühendisliği. İnşallah. Planları var. ODTÜ güzel bir okul. Tabii. Kazanırsan, iki kazanırsan inşallah. Babasıyla ikisinin hedefi oydu. Efendim? Babasıyla ikisinin hedefi oydu. Evet. Büyük evet ihtimal babasının hedefini inşallah yapacak. İki tane dil öğrendim. بسم الله الرحمن الرحيم
salavatun min Rabbihim ve rahme. Alanlarının sağlık ve selametleri için gelip de duamıza amin diyen bir cümle cemaatimizin evi. Allah rahmet eylesin.